Bir diğer çıkmış sınav sorumuz KPSS 2014 sınav sorusu. Siz de soruyu görüyorsunuz, yine bir fayda fonksiyonu verilmiş. Fayda fonksiyonumuz u eşittir x çarpı y kare olarak verilmiş. Ve diyor ki fayda fonksiyonuna sahip bir tüketici her iki maldan da dörder birim tüketmekle x malından bir birim ve y malından k birim tüketmek arasında kayıtsız kalıyorsa k kaçtır? Öncelikle ben bu fayda fonksiyonu görür görmez, bu fayda fonksiyonunun ne olduğunu bileceğim, Cobb-Douglas fayda fonksiyonu olduğunu bileceğim. Peki bu fayda fonksiyonu nasıl çiziliyor? Yatay eksen x malı, dikey eksen y malı orijine göre nasıl çiziliyor arkadaşlar? Dış dikey ve neyle gösterilmiş? U eşittir x çarpı y kare olarak gösterilmiş. Ne diyor? Her iki maldan da dörder birim. Bakın A noktasında Y'den ve X'den dörder birim tüketip bir fayda elde ediyorum. Daha sonra ne diyor arkadaşlar? Diyor ki X malından bir birim. Yani burası bir olduğunda diyor, B'ye geliyorum. Buradaki K yani Y kaç olur diyor. O hadi ben şunu da biliyorum. Farksızlık eğrisi üzerindeki her noktada fayda aynı. Yani A'nın faydası B'nin faydasına eşit. Bu nedenle ben şu A'daki faydayı bulursam buradaki B'nin faydası da aynı olacağı için K'yı bulmuş olurum. Peki nasıl yapacağım? İşte fayda fonksiyonunda önce şu X yerine 4'ü, Y yerine ne yazacağım arkadaşlar? 4'ü yazacağım. Yazalım. O halde U eşittir. X kaçmış? 4 çarpı Y kaçmış? 4'ün karesi. 4'ün karesi ne yapar? 16. 16 çarpı 4 toplam faydam 64. O halde buradaki fayda da 64. Buradaki fayda da 64. O halde ben artık bu faydanın 64 olduğunu biliyorsam ve artık buradaki x'in de 1 olduğunu biliyorsam y'yi bulabilirim. O halde yapalım. U yerine ne yazacağız? Yazalım. 64 eşittir. X neymiş? 1 çarpı y yerine ne yazacağız? K'nın karesi. Hadi burada k kare eşittir 64. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda k kaç çıkacak? 8 ve sorumuzu çözdük. Yanıt C seçeneği bitti. Bir diğer sınav sorumuz arkadaşlar. Mali Hizmetler 2010 sınav sorusu. Tüketici fayda fonksiyonu verilmiş. Yine fayda fonksiyonu nasılmış arkadaşlar? Yazıyorum. U eşittir x çarpı y şeklindeymiş. Tüketici mallardan x eşittir 4 ve y eşittir 2 birim tüketiyorsa demiş. X'in y'ye göre marjinal kâr nedir? Şimdi bakın ben bu fayda fonksiyonu gördüm mü? Üstler 1 ortada çarp var. O halde bu fayda fonksiyonu Cobb-Douglas fayda fonksiyonudur. Peki marjinal ikamarı nasıl buluyorduk? Marjinal ikamarını MUX bölü MUY değil miydi? Sadece Cobb-Douglas fayda fonksiyonunda geçerli olan kuralımız neydi? Aynen şuydu. X'in üstü bölü Y'nin üstü çarpı Y bölü X. X'in üstü 1, Y'nin üstü 1 yazalım. 1 bölü 1 çarpı Y kaçmış 2 bölü X kaçmış 4. Gitti sadeleştirdiğim. Buradan da ne çıktı? 1 bölü 2 yanıtımız Bursa ve ne yaptık? Sorumuzu çözdük. Ve yine bir diğer sınav sorumuz Kaymakamlık 2011 sınav sorusu. Yine soruyu görüyorsunuz arkadaşlar. Elma ve armut tüketen bir bireyin fayda fonksiyonu U eşittir E kare artı A kare. Bak ne verilmiş? U eşittir E kare artı A kare verilmiş. Dur. Ben böyle bir fayda fonksiyonu görüyorsam, üstler var, ortada artı, o halde bu fayda fonksiyonu orijine göre iç bükeydir deriz. Peki iç bükey fayda fonksiyonu nasıl çiziyoruz? Yatay eksen elma olsun, attım kafadan, ben derdim. Dikey eksende armut olsun. İç bükey fayda fonksiyonu böyle değil midir? Ve neyle temsil edilmiş? U eşittir e kare artı a kare ile temsil edilmiş. Bireyin karesi karesi üzerindeki İki noktadan biri 15 elma, 16 armut ise bak herhangi bir noktadan biri burası 15 elma, burası da 16 armut ise diyor. Değil mi? Burası C noktası olsun. Diğer nokta aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ben nasıl bulacağım bunu? Şimdi ben şunu biliyorum. Kayıtsızlık eğrisi üzerindeki her noktada fayda aynıdır. Buradaki fayda, buradaki fayda, buradaki fayda, buradaki fayda, buradaki fayda, buradaki fayda hepsinde aynıdır. O halde ben şuradaki faydayı bulursam diğer iki noktayı bulmam seçeneklerden hareket edip kolaylaşacak. O halde fayda fonksiyonunda E yerine 15, A yerine ise ne yapacağım? 16 yazacağım. Yazalım. U eşittir 15'in karesi artı 16'nın karesi. U eşittir 15'in karesi 225 artı 16'nın karesi 256. Toplarsam U eşitliği ne olacak? 481.
Değil mi? O halde üzerindeki her noktada fayda 481. Şimdi seçeneklere gidiyoruz. Seçeneklerde de diyeceğiz ki hangi iki seçeneğin kareleri toplamı 481 yapar. Şimdi bakalım D seçeneğinde 20'nin karesi 400. 9'un karesi 81. 400 artı 81, 481. O halde diğer iki nokta 20'ye 9 olabilir. Yanıt Denizli ve sorumuzu ne yaptık? Çözdük. Evet değerli arkadaşlar, bir diğer çıkmış sınav sorumuz Kaymakamlık 2004 sınav sorusu. Der ki sorumuz, farksızlık eğileri dikeyse yatay eksende A malı, dikey eksende B malı vardır demiş. Hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar bir çizelim. Yatay eksen A malı, dikey eksen B malı, farksızlığın dikey olması bu demek değil midir? O halde bu durumda tüketici sadece A malını tüketiyor, B'nin tüketimi sıfırdır. Dolayısıyla tüketici sadece A malını tüketiyorsa, tüketici A malını seviyor ve tüketmek istiyor ve B malını tüketmek istemiyor. Bu nedenle sevmiyordur. Dolayısıyla yanıtımız ne olacak? Tüketici A malını çok seviyor, B malını hiç tüketmek istemiyor. Yanıt C seçeneği ve sorumuzu çözdük. Bir diğer sınav sorumuz Kaymakamlık 2008 sınav sorusu. Diyor ki X ve Y malları için tüketicinin fayda fonksiyonu U eşittir X şeklinde ise aşağıdaki fark hangisi doğrudur? Bakın ne varmış? Bir X malı varmış, bir de Y malı varmış. Ama fayda fonksiyonu U eşittir X. Yani tüketici sadece bir mal mı tüketiyormuş? Peki sadece bir mal tüketiyorsa o halde bu tüketicinin nedir arkadaşlar? Sevdiği maldır. Bunu tüketmiyorsa tüketicinin sevmediği maldır. O halde buraya X malı dersem, buraya da Y malı dersem, o halde X bir kadar X tüketecek. Tıpkı önceki soruda olduğu gibi farksız eğrisi sevdiği mal eksenine dik olmayacak mı? Yani X malı eksenine dik olacak. Şimdi seçeneklere bakalım. Y malı kötü bir maldır. Böyle bir şey yok. X ve Y malları tamamlayıcı mallardır. Tamamlayıcı mallar olduğunda farksız eğrisi L harfi şeklinde olurdu. Eledim. X ve Y malları tam ikamlı mallardır. Tam ikamlı mallar olduğunda farksız eğrisi negatif eğrisi bir doğru oluyordu. Eledim. D'ye bakıyoruz. X malının yatay eksenleri aldığı bir grafik üzerinde tüketicinin kayıtsız geliri pozitif eğimli doğrulardır. Pozitif eğimli olursa X malı iyi mal, Y malı kötü mal olur. Olmadı. Eledim. E seçeneği X malının yatay eksende yer aldığı bir grafik üzerinde tüketicinin kayıtsız geliri dikeydir. Doğru cevabı buldum. Yanıtımız ne olacak arkadaşlar? Yanıtımız E seçeneği. Bir diğer sınav sorumuz Sayıştay 2011 sınav sorusu. Diyor ki tüketicinin tükettiği iki maldan biri kötü mal niteliğinde ise kayıtsız gelirin alacağı şekilde ilk açık hangisi doğrudur? Arkadaşlar mallardan birinin kötü mal olması. Öncelikle kötü mal nedir? Tüketiciye zarar veren mala kötü mal denir. Peki iyi mal nedir? Tüketiciye fayda sağlayan maldır. Hatırlayın konularımızı anlatırken bunu şöyle anlatmıştık. Yatay eksen X malı, dikey eksen Y malı. Örneğin biz çayı severiz. Çay bizim için nedir arkadaşlar? Fayda sağlar, iyi maldır. Ama biz plastik bardaktan nefret ederiz. Değil mi? Plastik bardak ise bize zarar veren kötü mal olsun. O halde buradaki iyi mal, buradaki de ne oldu arkadaşlar? Kötü mal oldu. Çayı mutlaka tüketmek istiyor muyuz? Ama çayı plastik bardakla tüketirsek plastik bardak bize zarar verecek. Doğru değil mi? O halde çayı tüketmek isteriz ama plastik bardaktan da kaçarız. Bu nedenle bir iyi mal, bir kötü mal olduğunda farksızlık eğrisi iyi mal ekseninden başlayan ve kötü mal ekseninden uzaklaşan pozitif eğimli bir doğru olur. Bu durumda fayda fonksiyonu ise U eşittir X eksi Y ya da U eşittir X bölü Y şeklinde yazılır. Dolayısıyla yanıtımız ne olacak arkadaşlar? Yanıtımız pozitif eğimli diller, B seçeneği ve ne yaptık sorumuzu çözdük. Bir diğer sınav sorumuz Kaymakamlık 2006 sınav sorusu. Diyor ki sorumuz, kayıtsızlık eğrilerin kesiştiği noktada aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? Şimdi bakın, biz bunu şöyle gösterelim. Yatay eksen X malı, dikey eksen Y malı, bu benim birinci fayda fonksiyonum olsun. U1. Şimdi üzerindeki bir A noktası, üzerinde bir B noktası alalım. A da B de aynı kayıtsız eğrisi üzerinde olduğu için A'nın faydası B'nin faydası ne olacaktır? Eşit. Şimdi ikinci bir kayıtsız eğrisi çizelim. O da şöyle bir şey olsun. U2. Gördüğünüz gibi U2 kayıtsız eğrisi B noktasında U1 kayıtsız eğrisiyle kesişmektedir.
Peki şurada bir C noktası alalım. Bakın C'de, B'de, U2 aynı kayıtsızlık eğrisi üzerinde olduğu için C'nin faydası, B'nin faydası eşittir. B, C'ye eşitse, B'de A eşit olduğuna göre otomatikman A'nın faydası C'nin faydasına eşit olmayacak mıdır? Peki C mal kümesi. A mal kümesine göre daha yukarıda olduğu için C mal kümesinde çok mal var. A mal kümesi daha orijine yakın olduğu için A mal kümesinde az mal olmayacak mıdır? Peki böyle bir durumda siz çok mal alıp çok para harcayıp elde ettiğiniz fayda az mal alıp az para harcayıp elde ettiğiniz faydaya eşitse çok mal alır mısınız? Almazsınız. Yani A'dan C'ye geçmek istemezsiniz. İşte bu durum neye aykırıdır arkadaşlar? Geçişlilik ve bir diğer ifadeyle doymazlık varsayımına nedir arkadaşlar? Aykırıdır. Bu nedenle yanıtımız ne olacak arkadaşlar? Yanıtımız geçişlilik varsayımı ihlal edilmektedir. Eğer seçeneklerde geçişlilik varsayımı olmasaydı doymazlık varsayımı ihlal edilmektedir. Olacaktı. E seçeneğidir ve sorumuzu çözdük. Bir diğer sınav sorumuz vergi denetmen yardımcılığı 2006 sınav sorusu. Diyor sorumuz farksızlık paftasındaki farksızlık ellerinin birbirlerini kesmemeleri. Değil mi? Bakın kesmemeleri diyor. Tüketici hakkındaki hangi varsayımı ifade eder? Arkadaşlar birbirlerini kesmeleri neye aykırıydı? Geçişlilik ve doymazlığa. O halde birbirlerini kesmemeleri neye uygun olur? Geçişlilik ve doymazlığa. Peki geçişlilik varsayımının bir diğer ifadesi neydi? Bir diğer adı da fayda maksimizasyonu kuralı değil miydi? O halde farksızlık ellerinin birbirlerini kesmemeleri geçişlilik yani fayda maksimizasyonu ve doymazlık varsayımına uygundur. Bu nedenle yanıtımız ne olacak? Yanıtımız tüketicinin amacı en yüksek tatmini sağlamaktır. Yani fayda maksimizasyonu sağlamaktır. Yanıt C seçeneği ve sorumuzu çözdük. Bir diğer sınav sorumuz KPSS 2011 sınav sorusu. Diyor ki sorumuz pozitif eğimli kayıtsızlık eğrisi tüketici tercihleriyle ilgili yapılan varsayımlardan hangisini ihlal eder? Şimdi pozitif eğimli bir kayıtsızlık eğrisini çizelim arkadaşlar. Onu da şöyle gösteriyoruz. Yatay eksen x malı, dikey eksen y malı olmak üzere. Pozitif eğimli kayıtsızlık eğrisi bu değil midir? Şimdi bakın. Diyelim ki kayıtsızlık eğrisinin şu A noktasında 10 tane y malı aldım, 10 tane x malı aldım. B noktasında ise 20 tane x malı aldım. Atıyorum kafadan. Değil mi? Daha fazla alacağım. 20 tane de y malı aldım. Peki A'da B'de aynı kayıtsızlık eğrisi üzerinde olduğu için A'nın faydası B'nin faydası ne olur? Eşit olur. Peki A'da gördüğünüz gibi az mal var. Ama B'de ise gördüğünüz gibi daha çok mal var. O halde çok mal alıp elde ettiğin fayda az mal alıp elde ettiğin faydaya eşitse çok mal alır mısın? Almazsın. Bu durum çoğun aza tercih edilmesine yani doymazlık varsayımına aykırı olur. Bu nedenle de pozitif eğimli kayıtsızlık eğrisi çizilemez. Bu nedenle yanıtımız ne olacak arkadaşlar? Doymazlık varsayımına aykırıdır ya da A seçeneği daha çoğun daha aza tercih edilmesi varsayımına aykırıdır. Yanıt A seçeneği. Evet arkadaşlar bir diğer çıkmış sınav sorumuz KPSS 2010 ve Kaymakamlık 2007 sınav sorusu. Görüyorsunuz soruyu bir fayda fonksiyonu verilmiş yazalım. U eşittir. X çarpı Y üzeri nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. Şimdi soruyu okuyalım. X ile Y malları tüketen bir tüketici için fayda fonksiyonu U eşittir. X çarpı Y üzeri 1 bölü 2 şeklinde ise X malının marjinal faydası ile ilgili aşağıdaki hangisi kesinlikle doğrudur? Peki arkadaşlar şu 1 bölü 2. kuvveti gördünüz mü? Bunu içeriye dağıtırsam şöyle olacak mıdır? Değil mi içeriye dağıtırsam? X üzeri 1 bölü 2 çarpı Y üzeri 1 bölü 2 oldu mu? Oldu. Peki böyleyse burada çarp var ve üstler varsa bu fayda fonksiyonunun kesinlikle ve kesinlikle bir Cobb-Douglas fayda fonksiyonu olduğunu ne yapacağım? Göreceğim. Benden ne istiyor? Benden X malının marjinal faydasını istiyor. Çünkü arkadaşlar X malının marjinal faydası fayda fonksiyonunun X'e göre türebilir. O halde ben fayda fonksiyonu X'e göre türenirsem çarpım durumunda buna dokunamam. Burası aynen kalacak. Üstü başı aldım. 1 bölü 2 çarpı. X'in üstünü ne yapıyorum? Biraz attım. Çarpı Y üzeri 1 bölü 2. Şimdi düzenliyorum. X'in marjinal faydası eşittir. 1 bölü 2 çarpı. X üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı. Y üzeri 1 bölü 2. Burayı da düzenliyorum. Şu eksi demek ne demek? Bölümün altına götür demek. Öyle değil mi? O halde düzenlersem. MU X eşittir. 1 bölü 2 çarpı.
Bak burası ne var? 1 bölü 2. kuvvet. Ne demek? Kök y demek. Bölü. Eksi aşağı getir. 1 bölü 2. kuvvet kök x demek. Peki burada ne var? Bak şimdi arkadaşlar. Şurada y'nin tüketimi arttıkça, yani y malı tüketim miktarı arttıkça otomatikman burası x'in marjinal faydası artıyor. O halde ne diyeceğiz arkadaşlar? Y'nin tüketimi arttıkça x'in marjinal faydası artar. Ya da şurada x'in tüketimi arttıkça, x malı tüketimi arttıkça bölüm olduğu için sonuç azalmayacak mı? Ya da ne diyeceğiz arkadaşlar? X'in tüketimi arttıkça x'in marjinal faydası azalır. Peki. Bu birinci yöntem. Bu soruyu iki yöntemle çözelim. Bir de ikinci yöntem diyelim. Şimdi bakın bakalım. Bu bir kaptaksız fayda fonksiyonu olduğu için nasıl çiziyorduk? Orijine göre dış bükey ve nasılmış? U eşittir. X üzeri 1 bölü 2 çarpı y üzeri 1 bölü 2'ymiş. Diyelim ki ben şu A noktasındayım. Y 1 kadar y ve x 1 kadar x tüketiyorum. B noktasına geldiğim kadar x 2 kadar x ve y 2 kadar y tüketiyorum. Burada iki hareket olur. Birincisi A'dan B'ye gidebilirim. İkincisi ise arkadaşlar B'den A'ya gidebilirim. Şimdi ilk önce bir A'dan B'ye ne yapalım arkadaşlar? Gidelim. A'dan B'ye gittiğimde x'in tüketimi ne oluyor? X'in tüketimi artıyor. X'in tüketimi arttığı için x'in marjinal faydası azalır. A'dan B'ye gittiğimde ise gördüğünüz gibi y'nin tüketimi azalıyor. Y'nin tüketimi azaldığı için y'nin marjinal faydası artar. İkinci hareket. İkinci hareket ise tam tersi. Yani ne yaparız arkadaşlar? B'den A'ya gidebiliriz. B'den A'ya gittiğimizde ise gördüğünüz gibi x'in tüketimi ne oldu arkadaşlar? Azaldı. X'in tüketimi azalıyorsa x'in marjinal faydası ne olur arkadaşlar? X'in marjinal faydası artar. Peki B'den A'ya gittiğimizde ne olur? Gördüğünüz gibi y'nin tüketim miktarı artar. Y'nin tüketimi artıyorsa y'nin marjinal faydası azalır. Şimdi bakalım arkadaşlar ne oluyor? Şunu diyebilir miyiz? Y'nin tüketimi azaldıkça x'in marjinal faydası gördüğün gibi azalıyor. Ya da y'nin tüketimi arttıkça gördüğün gibi x'in marjinal faydası artıyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Dolayısıyla seçeneklerde bunu arayacağız arkadaşlar. Tüketilen y malı miktarı arttıkça, yani daha fazla y malı tüketildikçe artar. Yanıt C seçeneği ve sorumuzu ne yaptık? Çözdük. Bir diğer çıkmış sınav sorumuz vergi denetmen yardımcılığı 2010 sınav sorusu. Diyor ki görüyorsunuz bir fayda fonksiyonu verilmiş. U eşittir. Q1'in karesi çarpı Q2 olarak bir fayda fonksiyonu verilmiş. Dur. Çarpı var, üstler var. Hadi bu fayda fonksiyonu nasıl bir fayda fonksiyonu? Kaptaklıs fayda fonksiyonu. Bu hemen aklıma gelecek. Ve bunu görünce de yatay eksen Q1 diyelim, dikey eksen Q2 malı diyelim. Bu farksızlık eğrisinin orijine göre dış bükey olduğu aklıma gelecek. Ve bu fayda fonksiyonu neyle gösterilmiş? U eşittir. Q1'in karesi çarpı Q2 malı diye gösterilmiş. Şimdi devam. Tüketici Q1 eşittir 3 ve Q2 eşittir 8 birim mal tüketerek belli bir fayda elde etmektedir. Bu tüketici Q1 malından 2 birim tüketmeye razı olabilmesi için kendisine en az kaç birim Q2 malı teklif edilmelidir demiş. Şimdi bakın ilk durumda Q1'den 3 birim tüketirken Q2'den ne kadar tüketmiş arkadaşlar? 8 birim. Yani şu A noktasında bir fayda var. Daha sonra Q1 malı 2'ye düştüğünde aynı faydada kalabilmek için Q2'den ne kadar verilmesi gerekir diyor. E ben ne biliyorum? Farksızlık eğrisindeki her noktada faydanın aynı olduğunu biliyorum. O halde ben buradaki faydayı bulursam şuradaki faydayı da bulmuş olacağım. Bu nedenle öncelikle faydayı bulabilmem için Q1 yerine 3 ve Q2 yerine ne yazacağım arkadaşlar? 8. O halde yazalım. U eşittir. Q1 yerine ne yazıyoruz? 3. 3'ün karesi çarpı 8. O halde U eşittir. 9 çarpı 8'den ne oldu? 72. O halde buradaki fayda da 72'dir. Buradaki fayda da nedir? 72'dir. Artık ben şurayı bulmuş olabilirim Q2'yi. Nasıl bulacağım? Artık şu faydanın 72 olduğunu biliyorum. Q1'in ne olduğunu biliyorum? 2. O halde 2'nin karesi çarpı ne yazacağım? Q2.
O halde 72 eşittir 4 çarpı Q2. Her iki tarafı 4'e bölersem Q2 eşittir 18 ve ne yaptığım sorumu çözmüş oldum. Yani yanıtımız nedir arkadaşlar? Bursa çözdük. Bir diğer çıkmış sınav sorumuz KPSS 2013 sınav sorusu. Soruyu görüyorsunuz arkadaşlar. Diyor ki 2 mal tüketen A ve B tüketicilerinden A'nın fark sayısı orijine göre eşit. Bakın ne varmış? 2 birey var. Bir A bireyi var. Bir de ne var arkadaşlar? Bir de B bireyi var. A bireyinin fark sayısı neymiş? Yatay eksen X mal olsun, dik eksen Y mal olsun ve bunun farksız gerisi orijine göre eşit bir key. Dur, ben bunu görür görmez ya da duyar durmaz ya da okur okumaz ne diyeceğim? Farksız gerisi eşit bir key ise mallar arasında artan ikame söz konusudur. Ve bu durumda farksız gerisinin her noktasında marjinal ikame oranı birden büyüktür. Bu aklıma gelecek mi? Kesinlikle gelecek. Devam ediyorum. B birinin farksız gerileri orijine göre kesin dış bir keydir. O halde yapalım. Yatay eksen X malı, dik eksen Y malı, B'nin farksız gerisi orijine göre dış bir key ise bunu okur okumaz da ne diyeceğim? Demek ki bu durumda iki mal arasında azalan ikame söz konusudur ve farksız gerisinin üzerindeki her noktada marjinal ikame oranı birden küçük olacaktır diyeceğim. Bunlar aklıma gelecek. Ve devam ediyorum. Her iki tüketici 2'ye 4. Bakın bu neymiş? 2'ye 4 birim mal tüketmiş ve 4'e 2. Bu da neymiş arkadaşlar? 4'e 2 mal tüketmiş. Onar birim fayda elde ediyorsa bunun faydası da 10'muş. Bunun faydası da 10'muş. 3'e 3 mal sepetinden elde ettikleri fayda düzeyi aşağı hangisi olabilir? Bakın artık ne tüketecekler? 3'e 3 mal sepeti. Şimdi önce buna bakalım. 3'e 3 ise x 3 olacak, y de 3 olacak. Bak, bizim marjinal ikame oranımız vazgeçilen tüketim bölü ikame edilen tüketim. Öyle değil mi? Ve bu oran ne olmak zorunda? Bu oran birden büyük olmak zorunda. Çünkü hiçbir key. O halde yap. Marjinal ikame oranı vazgeçilen ne kadar? 1. 1 bölü. Vazgeçilen ne kadar? Arttırılan ne kadar? 1. 1 bölü 1 eşittir 1. Ne olması gerekiyordu? Birden büyük. Ne oldu? 1. Demek ki üzerinde değil. Üzerinde olsaydı farksız gerisinin birden büyük çıkacaktı. Demek ki birden büyük değil. 1 çıktı. Daha küçük bir şey çıktı. Üzerinde değil. Demek ki farksız gerisi orijine gelmiş. Şuraya bir yere kaymış. Yani farksız gerisi nereye yaklaşmış? Orijine yaklaşmış. Farksız gerisi orijine yaklaşıyorsa fayda ne olur? Azalır. Demek ki A birinin faydası artık 10'dan küçük bir değer alacaktır. Geldik buraya. Yine 3'e 3 mal tüketecek. O halde 3 burada olacak, 3 burada olmayacak mı? Peki bizim marjinal ikame oranımız yine vazgeçilen tüketim bölü ikame edilen tüketim. Öyle değil mi? Ve bu oran kaç çıkmalı? Birden küçük çıkmalı. Şimdi yapalım. Marjinal ikame oranı. Değişim ne kadar? 1. Değişim ne kadar? 1. 1 bölü 1'den ne çıktı? 1. Ne çıkması gerekiyordu? Birden küçük. Yani buradan buraya gitseydim, üzerine gitseydim birden küçük olacaktı. Ama 1 daha büyük bir şey çıktı. Demek ki üzerinde değil, büyük çıktığı için dışında bir noktaya gittim. Farksız gerisi orijinden uzaklaştı. Peki farksız gerisi orijinden uzaklaşıyorsa fayda ne oluyordu? Artıyordu. Bu nedenle B birinin faydası da ne olacaktır? 10'dan büyük olacaktır. Dolayısıyla seçeneklerde A birey için 10'dan küçük, B birey için 10'dan büyük bir değer arayacağım. Hangi seçenek var arkadaşlar? A birey için 10'dan küçük, B birey için 10'dan büyük olan seçenek tabii ki de B seçeneği var. A birey için 8, B birey için 12 olabilir. Yanıt Bursa ve sorumuzu çözdük. Evet değerli arkadaşlar, yeni bir sınav sorumuz KPSS 2017 sınav sorusu. İlk sorumuz X ve Y malları tüketici için kusursuz ikame mallar ise. Kusursuz ikame ne demek? Tam ikame mal demek. Peki tam ikame malların fayda fonksiyonu nasıldı? U eşittir AX artı BY şeklinde değil miydi? Ve diyor ki soru, fayda fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar buna benzeyen tek seçenek C seçeneği değil mi? Yanıtımız C seçeneği. A'ya bakalım. A seçeneği U eşittir X çarpı Y kare kap Douglas fayda fonksiyonu mallar arasında azalan ikame.
B seçeneği eşittir x artı x çarpı y var. Orada x çarpı y olduğu için kusursuz ikame mallar olmuyor. D seçeneği eşittir x çarpı y artı y, yine x çarpı y olduğu için kusursuz ikame olmuyor. Ve eşittir x bölü y, x iyi mal, y ise kötü mal olmuş oluyor. Yanıtımız C seçeneği ve ne yaptık? Sorumuzu çözdük. Bir yer çıkmış sınav sorumuz Sayıştay 2018 sınav sorusu. Bir fayda fonksiyonu verilmiş. Ben yazayım fayda fonksiyonu, siz de soruyu görüyorsunuz. Diyor ki u eşittir x çarpı y artı y çarpı z eksi x çarpı z şeklinde verilmiş. Tüketicinin fayda fonksiyonunda x bandının marjinal faydası. Yani benden ne istiyor? Mu x'i istiyor. Arkadaşlar x bandının marjinal faydası fayda fonksiyonunun x'e göre türevidir. Bir kere x'e göre türev aldığımızda, şimdi bak x'in üstünde 1 var, türevini aldığımızda buradan 1 gelir, y'ye dokunamazsın, burada sadece y kalır. Burası ise x olmadığı için sabit bir sayıdır, gider. Ortada eksi var yazdım. X'in üstünde 1 var, türevini aldığımızda x gider, 1 gelir, z katsayıdır, dokunamazsın, sadece ne kalır? Z. O halde x'in marjinal faydası ne olacaktır? Y eksi z, yanıt D seçeneği ve sorumuzu çözdük. Sayıştay 2022 sınav sorusu. Yine bir fayda fonksiyonu vermiş. Fayda fonksiyonu yazıyorum. U eşittir x çarpı y artı x vermiş. Diyor ki tüketici x ile y mallarından ikişer birim tüketiyormuş. Yani x de 2 birimmiş, y de 2 birimmiş. X bandının marjinal faydası aşağıdakilerden hangisine eşit olur? Arkadaşlar yine x'in marjinal faydasını nasıl bulacağım? Fayda fonksiyonu x'e göre türevi. X'e göre türevi olsam üstüne 1 var, gider, 1 gelir. Y katsayı da dokunamam, y'yi aynen yazdım, artı. Üstte 1 var, türevini aldığımda 1 gelir. Y kaçmış? 2. Y'ni yazarsam mu x eşittir 2 artı 1'den ne çıkacak? 3. Ve sorumuzu ne yaptık? Çözdük arkadaşlar. Neredeyiz? Yani yanıtımız ne? D seçeneği, sorumuzu çözdük. Bir diğer sınav sorusu İdari Hakimlik 2022 sınav sorusu. Yine bir fayda fonksiyonu verilmiş. Yazıyorum fayda fonksiyonunu. U eşittir x çarpı y kare artı x artı 3 diye verilmiş. Diyor ki y malı tüketimi 2 iken x bandının marjinal faydası kaçtır? Yani y'nin tüketimi 2 iken diyor, x'in marjinal faydası nedir? Değerli arkadaşlar, x'in marjinal faydası fayda fonksiyonunun x'e göre türevi değil midir? O halde bak, x'in üstünde 1 var. Türevini alırsam buradan 1 gelir. Y çarpım durumunda katsayıdır, ona dokunamam. Burada ne kaldı? Y kare. Burada x'in üstünde ortadaki işaret artı, x'in üstünde 1 var. Türevini alırsam 1 gelir. 3 sabit sayıdır, gider. Y kaçmış? 2. Y'ni yazarsam x'in marjinal faydası 2'nin karesi artı 1'den. X'in marjinal faydası ne olur arkadaşlar? 5. Ve yanıtımız E seçeneği, sorumuzu çözdük.